Sürme, sürme, elleme. Arkadaşlar, aslan ve kraliçe. Arkadaşlar, aslan ve kraliçe ileride eş olacaklar inşallah. Aslanım arkadaşlar, çok güzel bir tip var. Aynı. Makina gibi valla. Tip, boy, poz, el, ayak. Süper bir köpek arkadaşlar. Aslanla artık bundan sonra arkadaşlar damızlık, dişilerimizde arkadaşlar damızlık artık aslanla ilerleyeceğiz. Aslan şu an 11 aylık. Kraliçe 5 yaşında. Dün arkadaşlar kraliçenin yeğeni oluyor. Bakın arkadaşlar, aslanın kuyruk tam simit. Aslan güzel bir köpek arkadaşlar. Cesur bir hayvan. Onu fark ettim ben. Özgüvenli bir köpek. Eve geleli daha 3 gün oldu. Bahçeye inerim. Kraliçe çok azgın bir köpek arkadaşlar. Normalde onda bütün köpekler korkar. Ama aslan ona korkusuzca, yani yanına yaklaşıp korkmuyor, yani kuyruğunu bile indirmiyor. Tırsmıyor yani hayvandan. Bir de arkadaşlar, aslanda ben şunu fark ettim. Şöyle bir özelliği var aslanın. Aslanın arkadaşlar arkası önünden yüksek. Yani normalde bizim köpeklerin arkadaşlar dövüşü arkasından yüksek oluyor, ama bunun şöyle arka ayakları ön ayaklarından daha havada. Aslanın arkadaşlar arkası önden daha yüksek. Tam bir simit kuyruğu arkadaşlar. Tam simit. Güzel bir kangal ağzı var. Sapsarı gözleri var. Ömer, şu ipi pırtlasana, aslanın ipini dolaşmış. İpini pırtlasana. Sapsarı gözleri var. Kendisinin rengi sapsarı, altın gibi. Gel kraliçe, gel kızım, gel. Gel. Şöyle bakın arkadaşlar. Sapsarı altın gibi göz rengi var. Timsah gibi bir ağız yapısı var arkadaşlar. Çok da geniş, kalın kalın ayakları var arkadaşlar. Yani bu köpek tahminim 85-86 santim olur arkadaşlar. Büyük bir köpek olur. Belli 3 yaşında gibi. Ve çok geniş, kalın bir köpek olacak. Dino Baba da arkadaşlar artık yetişkin bir köpek oldu.
Dino yetişkin bir köpek oldu arkadaşlar. Artık evimizin alfa erkeği Dino oldu. Bakın arkadaşlar. Bak kraliçe onu kapacak. Acaba. Oo. Kapmadı ama aslan arkadaşlar korkusuz bir köpek. Kim ne desin bu korkusuz bir köpek arkadaşlar. Çünkü kraliçe böyle hav bir köpeğe hav dediğinde köpekler aşırı derece tırsıp kendini direkt korumaya alıyor. Böyle yani korkutuyor hayvanları bir şekilde. Çünkü o çok baskın bir dişi. Ama bu aslan arkadaşlar korkak bir dişi değil. Erkek değil. Korkusuz bir köpek. Şuna baksana arkadaşlar. Tam bir alfa. İpi pırtısana var. Ama aslan arkadaşlar korkusuz bir köpek. Yemin ederim korkusuz bir köpek. Yani cesur bir hayvan. Özgüveni yüksek bir köpek. Onu arkadaşlar çok güzel dolduracağım da. Çünkü kilo almaya meyilli bir köpek. Ve zaten dolu bir köpek ama kalın bir köpek arkadaşlar aynı zamanda. Kasalı bir köpek. Onun boyunu 85 santim olmasını umuyorum ve onu 85 kiloyla yani 85 kiloya çıkartacağım inşallah. O kiloları bulacak dikte bir köpek arkadaşlar. Hayvan çünkü geniş bir hayvan. Kasalı bir köpek. Kemikli bir hayvan. Şu an 65 kilo geldim. İnşallah kışa 75, bir sonraki kışa 85 kilo geldiğinde istediğimiz boyda, istediğimiz ebatlarda, istediğimiz kiloya ulaşır. Çok böyle gergin arkadaşlar bir ağzı var. Hiç sıfır dudak var köpekte. Sıfır dudak var. Ve güzel dişleri var arkadaşlar. Korkusuz cesur bir köpek arkadaşlar. Aynı zamanda dilinde mühür var arkadaşlar. Şöyle tırnak renklerini göstereyim. Tırnaklar da simsiyah. Çok kalın bir ön ayakları var arkadaşlar. Çok kalın ön ayakları. Yani dün olan kalın ayakları. Değişik bir rengi var arkadaşlar. Sarı mı kırmızı mı ne oldu belirsiz. Böyle yaban hayvanların renginde bir renge sahip. Gel aslan gel babam gel paşam. Gel. Gel oluşum gel. Ömer beni şöyle çeksene bir dakika. Kraliçeye karşı arkadaşlar hiç korkmuyor. En çok hoşuma giden taraf oldu. Kraliçenin korkmaması. Normalde arkadaşlar kraliçe hiçbir köpek yaklaşamaz. Bakın o gittiğinde kuyruk saat gibi lap diye hemen havaya kalkıyor.
çok hoşuma gitti arkadaşlar benim. Tam simit. Oğlum dünyada arkadaşlar orada kendi kendine şov yapıyor. Bu arada arkadaşlar Dino'nun benim yanında ayrı bir kıymeti, ayrı bir özelliği, ayrı bir yeri var her zaman için. Dino çok özel bir köpek. Benim yanında bir de emanet, teberik derler, emanet derler. Öyle yeri var. O bana en sevdiğim köpek dinozorun hediyesi arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar, kılıçı ve aslanı. Aslan böyle tam simit kuyruğu var arkadaşlar. Kısaca arkadaşlar aslanı size tanıttım. Aslan Denizli'de geldi buraya. Sarı Boğa'nın oğlu. Cemal Dener'in Mini Cooper ve Toros'un oğlu. Toros'un oğlu Mini Cooper. Mini Cooper'un oğlu Sarı Boğa. Sarı Boğa'nın oğlu Aslan. Aslan da arkadaşlar annesi Konya Karapınar'ın köpekleri. O da güzel bir ırk. Çok temiz hayvan. Aslan da o eşleşmeden bize geldi. Ben de aslanı çok yani gördüm. Beğendim, hoşuma gitti. Satın aldım. Sahiplerine buradan selam olsun. Beylerbeyi Ozan ve Ramazan Karaduman. Bir lafımızla köpeği bize arabaya bindirip Denizli'den gönderdiler Kahramanmaraş'a. Biz de burada teslim aldık. Artık bundan sonraki hayatını inşallah bizimle devam edecek. Aslanımız bu şampiyon Kongal çiftliğinin aslanı olarak bizimle devam edecek hayatına. Güzel dişi köpeklerimize eş olacak. Ama korkusuz bir köpek. Kim neresi resim. Onda korkunun kesi gene yok. Korkusuz cesur bir köpek arkadaşlar. Tam böyle oturaklı bir köpek. Arkası yüksek, önü düşük arkadaşlar bakın. Arkada bir 3-4 santim önden daha havada. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. İyi günler.